Sayın seyirciler, Güneydoğu Anadolu bölgesinden peş peşe depremler gelmeye başladı. Artçı sarsıntılar mı? Yoksa ayrı bir deprem mi? Şu ana kadar gelen bilgilerle ilgili, bu konuyla ilgili bir şey söyleyemeyeceğiz ama saat 4.26'da, yani bir önceki depremden tam 9 dakika sonra 4.26'da Gaziantep'te 6.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 4.36'da, bakınız arda 10 dakika sonra 4.36'da merkez üssü Gaziantep'in İslahiye ilçesi olan 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bir deprem daha yaşandı. Gaziantep'te 6.6 en büyüğü, en küçüğü 4.6 büyüklüğünde depremler ardı ardına geldi. Merkez üssü Pazarcık dedik. 7.4'lük depremin deprem sonrasında Kahramanmaraş'ta büyük bir yangın çıktı. Yabancı ajanslar sarsıntıyı bölgede son yılların en büyük depremi. Deprem Suriye ve Lübnan'dan Gürcistan'a kadar hissedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan depreme ilişkin biraz önce açıklama geldi. 4. seviye alarm ortaya koyduk diyor. Bu uluslararası yardımı da içeriyor diyor Sayın Bakan Süleyman Soylu. 4. seviye alarm ortaya koyduk. Bu uluslararası yardımı da içeriyor ifadesinde bulundu. Çok büyük bir deprem. Sayın seyirciler, maalesef üzülerek söyleyebilirim ki birçok şehirde yıkılan binalar var ve birçok şehirde şu anda enkaz altında olan vatandaşlarımız var. Onlar için dua ediyoruz ve az önce de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kriz merkezinden yaptığı açıklama bu. 4. seviye alarm ortaya koyduk. Uluslararası yardımı da içeriyor şeklinde. Deprem o kadar geniş bir alanda hissedildi ki Ankara'dan, Kayseri'den, Mersin'den, Erzurum'dan, Gaziantep'ten, Niğde'den, Malatya'dan hissedilen bir deprem bu. Nedeniyle bu deprem ve Adıyaman, Malatya ve Diyarbakır'da bu saydığım şehirlerde çöken binaların olduğu bilgisi var sayın seyirciler. Anadolu Ajansı deprem sonrasında Kahramanmaraş'ta bir bölgede büyük bir yangının çıktığını söylüyor. 4.26'da merkez üssü Gaziantep 7.4'lük depremden tam 9 dakika sonra Gaziantep merkez üssü Nurdağ ilçesi 6.4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. AFAD 4.36'da yine Gaziantep'te merkez üssü İslahiye olan bir deprem daha kaydedildiğini duyurdu. 6.5 Gaziantep'te 6.6 en büyük, 6.4 en küçük ardarda depremler yaşandı.